size Kuru Geçit Mahallesi'nden başlayarak, bu gölün karşısındaki yürüyüş parkının oradan başlayarak böyle devam edip özellikle Kuru Geçit Mahallesi, Fatih Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi içerisinden motosikletle görüntüler çekip bilgi vermeye çalışacağım. Sonrasında AFAD kriz masasına gideceğim. Oradan bilgiler almaya çalışacağım. Sonrasında da devlet hastanesine gidip orada acildeki son duruma bir bakıp oradan size bilgi aktarmaya çalışacağım. Tabii yol boyunca bakalım nelerle karşılaşacağız, ne olacağız. Öncelikle buradan başlayayım. Burada bu gölün karşısındaki yürüyüş parkında büyük bir kale gibi bir şey vardı. Surlar vardı. Parkın adının, soyadının, daha doğrusu parkın bilgilerinin ve yapılış tarihinin falan olduğu, o tamamen yerle bir. Burası Kuru Geçit Mezarlığı diye geçer. Tabii buraya bu 4 günlük deprem boyunca bildiğimiz, tanıdığımız sima halinde bildiğimiz, tanıdığımız birçok insan maalesef defnedildi. Hepsine Allah rahmet eylesin. Sonrasında bu köprü ilk 1-2 gün çok sıkıntılıydı. Ciddi böyle su basmıştı vesaire. Sonradan burası yapıldı. Burada bu Kuru Geçit Parkı içerisinde çadır merkezi kurdular. Burada çadırlarda kalanlar var. Biz dün akşam yine bu Kuru Geçit Mahallesi'ndeydik. Cumhuriyet Mahallesi ve Fatih Mahallesi'ndeydik. Bu bölge biraz merkezden uzak bir bölge olduğu için yardım dağıtımında sıkıntı olabileceği düşüncesiyle ben Antep'ten gelen arkadaşları buraya getirdim. Onlar bireysel yardımlardı. O bireysel yardımları burada bizzat çadır çadır dolaşıp veyahut bana sosyal medyadan ulaşanları, teyitli bizzat görüştüğüm kişilere ulaşıp onların ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Kuru Geçit Mahallesi'nde de tabii böyle yer yer hasarlı binalarla karşılaşıyoruz. Şu an akşam saat 5 civarları. Hava yavaştan soğumaya başladı. Tabii motosikletle de yol almak hem tehlikeli hem çok soğuk. Tabii akşamları özellikle şehrin merkezi yerleri, çok yıkım olan yerler bir nevi böyle hayalet şehre dönüşmüş diyebilirim. Elektrik yok, yollar fena. Bazı yollar enkazlardan dolayı kapalı çünkü binalar yıkılmış. Bazı yollarda motorun dahi gidemeyeceği derecede bozulmuş, çukurlar oluşmuş. Yer yer 1 metreye varan çukurlar var. O yüzden hatta şunu da söyleyeyim, yıkılmaya yüz tutan, yıkıldı yıkılacak diyebileceğimiz en ufak sarsıntıda yıkılabilecek yerler, binalar var. Onların arasından geçip yayın yapmaya çalışıyoruz. Tabii şartlar burada çok zor. Hocam sağ olun. Sağ olun, eksik olmayın. Dün burada 26 numarada ulaşmaya çalıştığımız Musa amca vardı. Onun soba ihtiyacı vardı. Onu görebilirsem bir soracağım. Gelmişti ama yine de bir gözümle de görmek istedim. Musa amca! Arkadaşlar bırakmıştı. Bizzat da teyit aldım ama herhalde evde olmayabilir. Yaşlı bir teyzeyle birlikte kalıyor. Onun sobasını teslim ettik. Daha doğrusu Antep'ten gelen arkadaşlar vesile oldu. Biz sadece rehberlik ettik. Burada yine böyle bu şekilde kalan insanlar. Şu an Kuru Geçit Mahallesi Kurabağ Camii'ne doğru motosikletle ilerlemeye çalışıyoruz. Buradan Cumhuriyet Mahallesi ve Fatih Mahallesi'ni dolaşıp oradan da Karayolları Müdürlüğü deprem kriz masasına doğru gideceğim. Aldığım bilgileri sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Buraya ciddi manada elbise yığmışlar. İhtiyaç sahipleri gelip alabilsin diye. Bu Kurabağ Camii zaten inşaat halindeydi bu. Yollarda hep yarıklar var. Tabaka şeklinde. Sabahları mümkün mertebe
drone çekimleri yapmaya çalışıyorum. Mahalle mahalle yolbaşımızı il dışında, ilçe dışında, gurbette olan insanlarımıza göstermeye çalışıyorum. Öğleden sonra ve akşamları ise motosikletle dolaşıp yine sokak sokak göstermeye çalışıyorum. Tabi her sokağa ulaşmak mümkün olmuyor. Hak verirseniz elimizden geldiğince bunu tamamen kendim bireysel olarak, herhangi bir görev olmadan, herhangi bir yardım destek olmadan kendi çabamla yapmaya çalışıyorum. Örneğin ilk günler benzin sıkıntısı vardı. Sağ olsun Mersin'den gelen arkadaşlar bize bidonla benzin getirdiler. Onların ciddi yardımı oldu. İlyas kardeşimiz sağ olsun bana yaklaşık 2 litre bidonla benzin verdi. Onların faydası oldu. Çünkü ilk zamanlar benzin istasyonlarında benzin bulamıyorduk. Bakın şimdi bu, yanılmıyorsam yukarısı, yanlış hatırlamıyorsam jandarma onun karşısındaki Gündüzler Market'ti. Burada çok ciddi yıkım var. Hatta buradan uzak çevreden vefat haberleri de aldım maalesef. Burada yol kapalı, o yüzden geri dönüyorum. Hava yine soğumaya başladı. Eksi 5-6 derece. Güneş var ama etkisi çok fazla yok. Şöyle önce sol tarafa bakayım. Orada ciddi bir yıkık var. Buradan yavaş gidelim. Binalar yatmış durumda. Bu Kandırmaz Market'in Gaziantep istikametine doğru sağ tarafı. Hatayların oturduğu bina diyebiliyorum. Yanlış bilmiyorsam. O bina burada yine çok ciddi hasar görmüş. Şubesinin, Gaziantep istikametine doğru ikinci şubesinin olduğu yer. Burası ciddi hasar almış. Burada evin girişi çökmüş. O mini halin oradan aşağı doğru gidiyorum şu an. Burası Fatih Mahallesi. Vaziyet bu şekilde. Sağlı sollu evler yan yatmış durumda. Bizim Mehmet abinin Suzuki Samurai'si, bir zamanlar bende de vardı. O olsa gerek. Turan Özdemir Kültür Taziye evi diyor. Burada çadırlar var. Cami de biraz hasar görmüş durumda. Burada biraz hasar var. Hala çadır sıkıntısı vardı. Akçabel köyüne çadır ulaştı sonunda. Sonrasında Belören ve Çelik köylerinden çadır ihtiyacı olduğu haberi geldi bana sosyal medyadan teyitli bir şekilde. Birkaç mahalle aralarında çadır ihtiyacı olanlar var. Burası Cumhuriyet Okulu'nun olduğu yer. Ekipler burada galiba hasar tespit mi yapıyor, bir sorayım. Hocam kolay gelsin. Binalara mı bakıyoruz acaba? Evet. Hasar tespiti mi yapıyoruz? Evet. Genel olarak bu Fatih Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde durum ne sizce? Fatih Mahallesi neresi? Yani burası Fatih değil miydi? Bilmiyorum mahalle. Ha, yani o zaman bu bölgede diyeyim. Burası Fatih Mahallesi de. Yani burası eski bir tarım arazisi. Evet. Dolayısıyla zemindeki sıvılaşmayı zaten yerlerden görüyorsunuz. Evet. Binaların en büyük hasarı ondan. Evet. Ama bazı binalarda bir şey yok. Çökme var. Bazı binalar yıkılmış. Evet. Öyle genel durumu. Yüksek katlı olmadığından çok bir hasar gördüm. Evet. Ama binaların altı tamamen sıvılaşmadan dolayı sakat. Evet, tamam. Sağ olun, kolay gelsin. Fatih Mahallesi'nde görevli abinin söylediği üzere burası aynı tarım arazisi. O yüzden yerin altı sıvılaşmış durumda. Binaların hasar alması, yan yatması, devrilmek üzere olması da bu sebepten buraya döndüm ama galiba buradan geçemeyeceğim. Çadırlar vesaire var. Geri dönüyorum.
maalesef nerede apartmanlar da yapıldığı için o apartmanlarda da hasar var. Yani Gölbaşı Güneydoğu Anadolu fay hattı üzerinde olan bir ilçe. Sürekli gözüme çarpıyor. Bireysel yardım pick-up'ları, transitleri, Doblo Connect araçları, onlar dolaşıp yardım yapmaya da çalışıyor. Gördüğünüz gibi evler hasar almış durumda. Bunlar eski evler. İstemiyorum. Daha önce de ifade ettiğim gibi bir dokunsak bina işleyeceğiz. Yani yakınlarını vefat edenler var. Yakınlarını kaybedenler var. Çok zor durumda olanlar var. Yani insan nasılsınız demeye bile utanıyor açıkçası. Böyle minik bir kamp çadırı da kurulmuş buraya. Başından Pazarcık Gaziantep istikametine doğru asfalta çıktım. Sağ tarafları daha önceki yayınlarda hep gösterdim. Pardon. Giderken sağ tarafları. Şimdi bu istikametteki sağ tarafları da biraz göstereyim. Evet, şu apartman ciddi yan yatmış durumda. Vallahi onun yanındaki binada yıkılmak üzere. Evet, şu sokaktaki binalarda, apartmanlarda yıkım vardı. Şimdi bir oraya yaklaşayım. Orayı bir sormaya çalışayım. Gölbaşı'nın çıkışında Shell Petrol'un arka tarafından giriyorum. Burada sol taraftaki apartman tamamen enkaz durumunda. Böyle. Sağ taraftaki binalarda böyle. Binalarda bayağı eğilmeler var gördüğünüz üzere.